Selamlar YouTube kankilerim, Nibibor'da hoş geldiniz. Bugün birazcık PvP track, PvP ve biz itemler hakkında konuşacağız. Nereden çıktı bu la derseniz, aha da buradan çıktı. Port alıyordum, tamam mı, oturdum, çarı arkaya çektim, başka oyun oynuyorduk. Arada ben başka oyun oynarken de Nibibor'da böyle çarı park ediyorum, kaleye maleye PvP track kasıyorum. Yarın başka bir şeyin videosu video çıkar, onu yaparız diye. Bir baktım böyle pantolon çıktı, dedim anana uğradı, bu ne, bu nasıl bir şey işte. Bu bilmeyenler için hani bayağı güzel bir pantolon, PvP'lik. Yani niye güzel diyenler için de kısa bir yorumlayayım. Resilient'ı var. Kritikten az yiyorsun. Elementali var. Gelen element hasarını az yiyorsun. 10 kişiden 99'u mage oynuyor artık yeni metadan dolayı. Bu yüzden iyi. Freedom'da yediğim stunları bağlamaları yavaşlatmaları daha hızlı kurtarıyor. Ve ben şu anlık yeni çar. Hiçbir tropim yok. Hiç adam akıllı bir şeyim yokken. Halo oynarken böyle bir şey çıkması 10 numara oldu. Pazardaki fiyatına da bakacağız. Ekstra şunları falan da topladım. PvP track'ten. Eğer ki ben PvP yapacağım bu oyunda. Evi arabayı sattım. Oyuna bastım. Yine itemleri toplayamadım. Ya da çıkmıyor item diyorsanız. Aha bunlardan çıkartabilirsiniz. Kaçta çıkmış bana? 29'un şurasında çıktı. 4K. Nasıl bir yazı lan? Nasıl bir... Bu ne lan? Bilmiyorum, neyse. Hatta şey de yapacağız. Outpost taş kutuları da topluyorum. Bir sonraki bölüm Outpost taş kutuları da açacağız. Neler çıkıyor falan göstereceğim. Yani bunu alabilirsin. Bu tarz, bak bunu site göstermiyor mesela, tamam mı? Site bunu göstermiyor. Buradan çıkartabilirsin. Burada her şey çıkıyor abi. Bu oyunun ana şeyi şu. Hani Bitcoin oyunları vardır ya, oyuna kazan. Bunda da oyuna itemi kazan. Hani o tarzda. Niye böyle abi? Yani düşün şöyle, aha şu, güzel bir şey olsa şu da alınır. Tamam, ekstra burada zaten para da alabiliyorum bu arada. Ben paraları aldım. Bu tarz itemler çıkartabiliyorsun. Bir fiyatını göstereceğim. Lan bu neymiş, şey bitenmiş falan demeyin. Harbiden pahalı yani. Geçen gün birisi 400K'ya aldım dedi. Umarım video izlemez. Aynısını buradan beleşe çıkartınca adam oyunu da bırakabilir ya. Bakalım bir bu tarz bir perklü item. Fokusu sil hatta. Fokusu sileyim. Fokusu silah. 600. Evet, bu tarz bir itemler zaten 48K'dan başlıyormuş. Öyle ben size söyleyeyim. Hele ki fokusu olur. Lan fokusu sil demedik mi? Kardeş. Bak yanlış. Yok. Yanlış da yapmadık. Direkt fokus çıkınca acaba dedim şey mi? Bozuldu mu? Ya biraz da böyle item düşünce heyecandan bir sevinçten şey yapıyorum. Yani 50K'lık falan bir cukkalamışız buradan. Pantolonlara bakalım mesela. Light Armor. Pantolon kaçtan başlıyor baba? 15 int 10 dex, yani 55K. Evet, 225K'ymış mesela Konstuasu. Konstuasu değil mi? Aynen. Bu ne? 25 Konst 350K. Yani 300K şu an kara geçtik herhalde. Şunu sayma. Bunu yok edin. Şu an bu kadar kara geçtik ki fokusu hani yok bile abi. Kutu bilmiyorum kaça satarlar. Şöyle bir geri gel bakayım. Fokuslu bu ne kadarmış? 48K'dan ayaklık var, değil mi? Oğlum ucuzmuş lan, bunu da alırım belki ya. Kolluğu var medium. Hatta şöyle light'a tıkla direkt ya. Light harcı bakmayalım. Kolluk var 170K. Diğer kolluk var 200K. Yani şimdi bana bundan çıktı ya. Bir parça tamam. Benim şu anki metada, yani 2 ay sonra sezon değişecek. 2 ay boyunca benim pantolon giymeme ihtiyacım yok PvP'de. Max ne olur? Elemental gider. Boğucular gelir. O elementallerini fiziksel alırım. Max olur çünkü Shrinking Fortification'da çok işim var mı bilmiyorum. Zaten şurada Shrinking Health ve Refreshing alıyorum. Gene bunun gibi 3 parça daha dizdiğim zaman şunu da değiştiririm büyük ihtimalle. Yani düşün, 5 parça dizdin. Resilient'tan %25 az diyeceksin. Elemental'den %20 az diyeceksin. Bir de taşları da değiştireceksin, tamam mı? Üstüne Freedom'un da %50 olacak. Yani sana stun atacaklar. Stun 3 saniye sürüyor ya. Sen 1 saniyede SA diyeceksin. Böyle kaldıracaksın kafayı. Tabi şöyle bir pantolon da var. 24 cons refreshing shirky kredil. Fakat bunu giydiğin zaman, yani dediğim gibi arena giriyorum. Arada da far staffsız gezen yok. Bu yüzden ya mage metasındayız şu an. Mage'e karşı dizmem lazım. Mesela shirking'i koyduk. Mage'e karşı ne kadar geçerli olacak? Adam yani %5 kurtarır da şu refresh yerine başka bir şey lazım. Bu arada elemental gelince shirking de gelmiyor buradan, onu da söyleyeyim. İkisini aynı anda koyamıyorsunuz. Yani şunun yerine Elemental'i tercih ettim. Çünkü çok fazla mage var.
Gidip tabii ki de şey yapabilirsin. Bunda kripto içine girmeyecek mi dersen de o zaman da gidip hangi taştı? Şu muydu? Elemental fiziksel. Yok şuydu galiba. Yok bu tam tersi. Şey takacaksın buna. Moonstone takacaksın. Moonstone slash veriyor. Thras takabilirsin. Emerald. Thras protection veriyor. Daha sonradan diğerine de Opal takabilirsin. Gerçi Elemental'e zaten Opal takmaya gerek yok. Full Elemental dizersen bunlara bu şekilde. Gidip mesela taşlarını Thras ve Slash olarak diyeceksin. Kolyeni de eğer ki şu tarz bir protection dersen hemen bir amuleti açalım. Crafted pahalı ver baba bana 600'lüklerden var bunlar kesmez. Gidip mesela paraya göre sırada 500'lük var. Ha mesela Flame Protection'ı geç. Hiç Flame istemiyoruz. Ha mesela Slash Protection'ı %10'lu buradan alırsın. Tamam mı? 5 taş Emerald takarsın. Bir taş silah takarsın, iki tane daha element takarsın ve %25 her silah karşı savunman olur senin. Yani sana 3 silah birden vuramaz, öyle söyleyeyim. O tarz bir şey dizersin. Amuletleri de genellikle böyle seçiyoruz. Stamina recovery iyi oluyor, health iyi oluyor. Bu arada şunları da göstereyim. PP track'ten tekrardan şampiyon earning bunu düşürebilirsin. Refreshing toast ve regeni var. Tekrardan şu var, şampiyon earning. Bu birazcık şeydik evet cons veriyor. Fakat Immigrated Punishment'ı var. Yani healerken ben ne yapayım 116 damage. Ben daha çok healer bir yani cidden sup oynayan bir şeyciyim. Bir canım varken bile karşıdaki adama sekre atıp kendim ölüyorum. O bir şeyler yapsın diye. O tarz oynuyorum. Yani Keen ve Punishment çok hoşuma gitmedi. Üstte Extracted'i de yok. Takmadım. Bunun bir de amulet versiyonu var. Amulet de gelirse. Bak iki parça. Bunu da taktım buraya. Ne oldu? İki parça taktım. Bunu da aldım 3 parça. Bunu da aldım 4 parça. Üstüne hadi gidelim. Silahları da aldın diyelim. Silahları bir göstereyim. Abi Ripstone. Bu burada olmayacak lan. Dur. Burada olacak. Ha, PP silahları bak. Officer Ceremony bilirsiniz PP reklamından. Bunlar. Bunları tek tek toplar. Çok mu iyi değil ama başlangıcın için iyi. Attunement'u yok. Ama Kingdom Part var. Vicus var ve kafaya attığında adama %22. Deşiyorsun abi. Harbi deşer bu arada. Onun üstüne gene bir şekilde dungeon'a girerek mesela şunlardan toplayabilirsiniz. Bak mesela ben bunu saklıyordum. Bunu giyeceğim. Freedom. Elemental Refresh Cavage. Resilient yok da. Neyi var? Refresh Cavage'i var. Ekstra bakayım şöyle 600 işte basarız falan. 15 fokus 10 konus. Ekstra başka neyim vardı? Şöyle göstereyim. Bir dakika bakalım. Şu muydu? Yok o değil. O ayrı bir şeyin. Başka piplik. Ha şu. Mesela bunu düşürdüm. Bunu giymeyi düşünüyordum. Elemental version var. Fortified Sacred Ground var. Bir de Luck'lı. Fakat ben gidip Sacred Ground'ı sopadan aldığım için. Ya Blessed Sacred Ground. Bir de şeyi düşünüyorum ben. Refresh mob çok pahalı. Bu dediğim stop 500k'yı geçiyor. İnsanlar arıyor. Bunun yerine oradan alıp pantolonun artık bunu kullanacağım. Çünkü 3 perk'ün 3'ü de iyi. Başka perk'lerden onları alabilirim. Yani healer oynayacaksam eğer. Bunu yapmam gerekiyor. Çünkü şu an bunu giymem hiçbir şey ifade etmez. Sacred Crown'ım zaten buradan var. Ancak görev staff giyeceğim. Onda da refresh mob var. Bir de şöyle bir şey var. Bu 9.4 verecek baba. Bu ne kadar veriyor? %16 veriyor. %7'ye yakın arada fark var. Bak mesela gene kolluk bu var. Shadow Tent. Elemental Resonant. Alayım 600'e basayım. Ne geliyormuş bakalım. Bunu yerim dur olmadı. Refreshing geldi. 10 numara. Ha medium. Bunu medium giyersen herhalde ayakkabı falan şey giyiyordun. Medium giyiyordun. 10 numara set var. Yani bir bundan atıyorum. Şunu da aldığını düşün. Tamam mı? Takıların senin bedavaya geldi mi? Geldi baba pip direkten. Gittin bunu düşürdün. Bunu da düşürdün. Ne oldu? 4 parça etti. Hadi diyelim şansına bir tane de gene parça çıktı. Bir parça çıktı. Bedavaya üstünü diziyorsun. Yani gidip de öyle şeylere pazardan gördüğünüz işte 50k. 50k'dan bir set 250k. Gideyim bir lifestyle bakayım mesela. Tamam mı? En az 300k diyorum bak. En az. 600 doğru. Gel bakayım. Magical Life. Neyim varmış mesela? 200k. Heh, mesela. Blessed. Refreshing Bomb. Mending Protection. Bu tarz bir şeyi tercih ettiğim zaman. Ki Orp oynayacaksam her zaman. Oynuyorum zaten. Bunu aldığım zaman pantolonun o diğerini giyebilirim. Elemental ve Fortified Sacred Ground'da. Umman Bane geç. Ancient Bane geç. Beast Bane. Ancient Bane. Bu ne usta? Fiyatlar ne? 65k falan. Hit bak mesela. Hit'i var 65k üstü. Hit'i de vurunca mob zaten bana gelecek. Ben niye bunu alayım baba? Angry Bird.
Harbiden çok kötü ya. Harbi çok kötüler ya. Bir işte şu birinciyi 200 kalık, tamam mı? Gerisini vallahi kullanmam. Nerede o şu? Bir tek oruk halkım. Bu. O da niye mendik protection var da bilmiyorum. Mendik yerine şeyi daha çok seviyorum. Burada da işte şeye bakmak lazım. Secret Ground Port Pie veriyor. Orb El veriyor. Beacon'da mesela Beacon kullanıyorum ben. Kritik vurma veriyor. Bilmiyorum, Beacon'u çok PP'de kullanmıyorlardı. Vayne kullanıyorlar genelde. Bu da gene Outpost Rush kutusuna çıktı. Burada bir tane kutu açacağım ben size. Bundan depoda 16 tane falan var. Onları bekletiyorum. Bir sonraki videoda onları tek tek açacağız. Bunda kısa bir şey yapayım. Aynısından attı herhalde. Kopyala yapış dupe çıkmış falan. Chain Arcane King Trinity Rekori. Bu arada Trinity Rekori 40'tan 20'lere düştü. Şimdi bura çıktı ya. Burada şöyle bir şey var. Bunu 600'e basarsan eğer. Tamam mı? Outpost Rush'tan gelenleri de. Bak Legendary oldu. Hurt, Kin, Crippling. 15 Cons, 10 Focus. Ama Crippling yerine işte Blessed gelse Hurt, Blessed King kullanırdım. Kritik vuralım da. Yok abi, bunları direkt kırıyorsun. Bunu da kır. Bunu da kullanmam gibi ya. Bakayım, dursun gene de. Belki bir gün fantezisine Bow Life Staff yaparız. Bow'un yavaşlatma skill'i var ya, onu falan atarım. Ya da Warhammer Life Staff yaparız. Orada bir kullanırım belki. Benlik bu kadar, dediğim gibi yani bu tarz itemleri ya PvP'ciler için söylüyorum, PvE'ciler için değil. Gerçi PvE'de de birçok itemi gene Nameth gidip düşürüp bedavaya getirebilirsin. Buna gidip de 250-300k ver, ya param yok zaten de, ya verin gene çıkartılır. Bak PvP track'ten düşüyormuş, inanmadım. Arkadaş var, dedik 130 PvP track kastım dedi. Bir tane pantolon gelmedi dedi, biraz da şans. Durmadan PvP track fullemen gerekiyor, 200 de daha da güzel veriyormuş. Dediğim gibi PvP'den bedavaya item dizebilirsin. Yani sadece yapman gereken birazcık PP yapacaksın. Birazcık ezileceksin. Tamam mı? Dayanacaksın. Sonra itemleri tak tak dizeceksin. Sonraki videolarımızı kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Görüşürüz kankiler. Kendinize iyi bakın.